Go it while you're young. Take the girls tonight and sing the sleighing song. Just get a bob-tailed nag. Avusturya Sendikalar Birliği özellikle bu ülkede çalışan Türk işçilerine önemli açıklamalarda bulundu. Sendikalı olmanın şartlarını ve avantajlarını 20. Viyana'da bulunan Darmstrasse'deki Avusturya Türk İslam Birliği'ne bağlı Atip Camii'nde vatandaşlarımıza anlattılar. Görevlilerin yanında sendika gazetesinin sahibi ve Arbeiterkammer dediğimiz işçi odaları görevlilerinden Hasan Kılıç Beyefendi de vardı. Avusturya'da işçi olup sendikalı olmanın önemini hep birlikte dinleyelim efendim. Avusturya Sendikalar Birliği işçileri bilgilendirme toplantılarına Atip Camii'nde devam etti. Cuma namazından sonra gerçekleşen toplantının ana konusu vasıfsız işçilerin gelecekteki durumuydu. ...2011 yılının Mayıs ayında yeni Avrupa Birliği üyesi ülkelerin vatandaşlarına çalışma kapıları ardına kadar açılıyor. Daha ucuz iş gücü olarak nitelenen yeni yabancı iş gücü, Avusturya'da yıllardır çalışan Türk vatandaşlarını sıkıntıya sokacak. Özellikle inşaat işçilerinin ilgi gösterdiği toplantıda geniş bilgiler verildi. Also wichtig ist natürlich auch die Gewerkschaftsmitgliedschaft ist sehr wichtig, dadurch dass die Gewerkschaft Bauholz für die Bauarbeiter die Löhne verhandelt und somit am 5. also jedes Jahr im Mai sieht man das im Geldbörsel dann nachher, dass es eine Lohnerhöhung gegeben hat und wir können somit die Inflation ausgleichen mit einem kleinen Plus sogar noch. Bu sözleşmeler, maaş artışları, Weihnachtsgeld denilen yılbaşı ikramiyesi, Urlaubsgeld diye anılan ekstra izin ücreti gibi hakların sendikalar tarafından alındığının altını çizen yetkililer, vatandaşlarımızı sendikalara üye olmaya çağırdılar. Avusturya Türk İslam Birliği'ne bağlı camide yapılan toplantıda sendika gazetesi ve işçi odası çalışanı Hasan Kılıç bilgiler verdi. Şimdi sürekli olarak zaten gündeme getiriyoruz. Yani burada önemli olan sadece sendika üyeliğinden ziyade önemli olan bütün genel anlamda sadece Gewerkschaft Bauholz anlamında da değil tabii ki. Genel anlamda sendikaların bu şu an içinde bulunduğumuz durum itibariyle rolünü de burada vurgulamak gerekli. Bu gibi toplantıları sürekli olarak yapıyoruz ve bu toplantılardaki zaten en büyük amacımız, beklentimiz de vatandaşın artık birazcık daha çünkü durum giderek daha farklı bir renk almaya başlıyor 1 Mayıs'ta biliyorsunuz. Bunu her şeyde platformda dile getiriyoruz. Serbest dolaşımdan dolayı ciddi bir rekabet içerisine gireceğiz. Bununla ilgili olarak çalışmalarımız da var. Değerli sivil toplum örgütleriyle de ciddi çalışmaları yapıyoruz. Mümkün olduğu kadar kendimizi hazırlamaya çalışıyoruz. Bugün burada buna biraz değindik. Aynı zamanda Avusturyalı sendika sekreter arkadaşımızla da inşaat işçilerinin sorunlarını konuşmaya çalıştık. Maaşlarını, ücretlerini yani şunu da özellikle üstüne vurgulayarak belirttik. Dedik ki çalıştığınız saatlerin karşılığını, çalıştığınız emeğinizin karşılığını, mesleğinizin ücretlendirme çizelgesine göre tam olarak hakkınızca ödenip ödenmediğini bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Ki nitekim burada da zaten toplantı süresince örnekler de çıktı. İşte kişinin meslek diploması olduğu halde ücretinin yardımcı işçi statüsüne verildiğini. Yani biraz daha ilgimizi, biraz daha şeyimizi bu tarafa çevirdiğimiz takdirde bunu göreceğiz. Burada birazcık da siyasilerimize, sorumlu olan arkadaşlarımıza, bu topluma önce olan insanlara veya sorumluluğu olan insanlara da hatırlatma yapmak istedik. Onu da belirttik. Bunu da her platformda da rahatlıkla belirtmek durumundayız. Herkes artık birazcık bir şeyler yapmalı. Bunun sorumluluğunu üstlenmeli diye düşünüyorum. Bugün bir toplantılarımız devam edecek. Biz meslek kurslarımızla, sendika gazetesi olarak da her şeyimizle bütün amacımızı buna yaptık. Elimizden geldiği kadar bu rekabet sürecine, bu Doğu Bloku'nun açılma sürecini hazırlamaya çalışıyoruz. Benim çağrım şu,
her şeyden önce vatandaşlarımıza söyleyeyim. Ya ilgilenin, dinleyin, bilginizi alın. Bu gündemi iyi takip edin. Çünkü bu sizin yararınıza, yarın çok daha farklı şeyde kalacaksınız. Politikacılara, siyasilere, sivil toplum örgütleri yöneticilerine, sorumluluk sahibi olan herkese de buradan gelin birlikte çalışalım. Bu toplumun bizlere ihtiyacı var. Gelin sorunların ayrıntılarıyla tanışalım. Her platformda bunu ileriye götürelim. Bununla ilgili çalışmalarımız var. Siz de yakından takip ediyorsunuz. Yalnız kalmak istemiyoruz. Destek istiyoruz. Bu desteği kendimiz için değil, bu toplum adına istiyoruz. Umarım bu konuda da bir şey konusunda yaklaşım tarzı gösterirler. Ben hala umutluyum. Seve seve de bu topluma hizmetine devam edeceğiz. Türk Hacı Adı.